Merhaba, günaydın. Günaydın herkese. Sabah saat 9. Çok erken çıktık. Bir 30 dakika yolumuz vardı. Ben sabah nereye gideriz diye bakarken bir tane bir yer vardı. Emer Pool'du galiba ismi. Sıcak su kaynağından su. Bir baktım, ben bir saat uzakta, hem de kişi başı 400 bahtı. Yorumlara baktım, çok değecek bir yer değil dediler. Ben de başka bir yer bakarken haritalardan burayı gördüm. Etrafında da birkaç bir şey var. Buraya geldik. Şimdi neredeyiz? Bugün Tankiri'ye geldik. Bugün Tankiri'deyiz. Öyle bir park, bir şey yapmışlar, bahçe gibi. Farklı. Gezeceğiz buraları. Girişi 20 baht. Evet, kişi başı 15 lira. Adam bizi gördü, çekti, hemen aldı. Motorla gelip aldı, sonra geri gitti. Bizden başka kimse yok burada. Şöyle. Aynen. Ya yani bir kişi, tek kişiyiz. Bomboş gezeceğiz şimdi rahat rahat. Hadi gelin hep beraber gezelim. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada her şeyi ekmişler böyle. İsimlerini bilmiyorum ama solda da var böyle. Bahçe yapmışlar, güzelleştirmişler. Burada sebze falan da ekmişler ya da çiçek. Bunları da sera gibi yapmışlar, kapatmışlar güneşten korumak için. Sulamışlar sabah erken saatte. Her yere fotoğraf köşesi yapmışlar. Her yerde var. O adamın bahçesi miydi acaba? Olabilir. Bu da kalınıyor da galiba ha. Ama otel şey olabilir, o da olabilir. Aynen, klima minima var. Aynen, o da galiba burası. Böyle evler var, odalar var. Aa, bu çürümüş ya bu ağaç. Yirmi baht bedava geldik. Etrafta da birkaç bir yer var, oraları da gezeceğiz. Takılıyoruz. Güzel, gelebilirsiniz. Bunları bulamazsınız çok internette. Böyle sakin. Fotoğraf çekinmeyi çok sevenler buraya gelebilir. Arkadaşlar, böyle bir yere gittik. Burada kano yapılıyor. Ama çok sıkıntılı. Nasıl? Arkadaşlar, süper. Shine'ın dediği. Aynen. Süper. Tam şurada bir sürü balık var. Yok, hareket etmiyor. Bir 15-20 tane var böyle, takılıyorlar. Büyük biraz. Şimdi parkın diğer tarafına doğru gidelim. Görkem de kendini çekiyor. Video izlerken hemen bir like atın arkadaşlar. Hemen seri. Like'ları bekliyoruz.
başka balıklar gözüküyordur diye düşünüyorum. Bambudan çardak yapmışlar. Çok güzel, her yerde var. Kafe de var. Burada gelirseniz bir şeyler alıp yiyip içebilirsiniz. Ve kano var. Kanoya ben bir süre tövbeliyim. Bu suda düşersem daha kötü yani. Bu su çok böyle bataklık tarzı, böyle temiz ama iyi gözükmüyor. O yüzden riske girmeyeceğiz. Ama burada kano yapılabilir yani. Su biraz alçak ama güzel yani. Böyle sağ taraftan geldiğimiz yerden gideceğiz ama şuralara da bakalım ya. Buralarda da bir şeyler ekmişler. Böyle sabah sulamışlar. Ha, şuralara da gidebiliyoruz ki. Burada bir yarım saat 40 dakika geçirdik arkadaşlar. Güzeldi. Krabi'de hani gidecek bir yer bulamazsınız ya da farklı bir yer, uzak bir yere gitmek istemiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Biz beğendik. Değişik. Bence de güzeldi. Yalnız akşam saatlerinde gelmeye çalışın. Genelde Krabi'de akşam saatlerinde dışarı çıkmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü sıcak. Sabah 8'den itibaren. Ama burası 6'da kapanıyor. İnternette 6'da kapanıyor yazıyor. Bir de kalabalık oluyor. Biz boşken geldik şimdi yani. Olsun. 4'te falan da hava güzel oluyor. Sevinim. Siz de öyle gelebilirsiniz. Aynen. Sabahları çok sıcak oluyor gerçekten. Bayağı sırılsıklamız şu an. Şimdi başka bir yerlere gidelim o zaman. Ağaçların dibine kase bırakmışlar, reçine topluyorlar. Oradakiler ne var? Burada da var. Ama burada da var. Baya buralar köylük bölgeler. Ama çok uzaktayız ya. Evet, baya uzaklaştık. 50 dakika falan uzağa geldik şu an. Arkadaşlar kimse yok. Sağa bak, sağa bak. Tek 15 dakikalık yolculuktan sonra Kaha Dom Dam'a geldik. Böyle bir, burası bir göl. Göl. Bayağı güzel, manzaralı, kimse yok. Bayağı yansımalı falan da bir göl yani. Full HD 4K resmen. Şimdi gezeceğiz biraz buraları. Tadını çıkar. Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum ama altta bir sürü 50 tane 60 tane balık var, kocaman, yarım metre en az. Biz gözümüzle görebiliyoruz şu an bayağı. Böyle bir şey yok. Burayı da çok beğendik. Buraya kesin gelin. Adını gösterdim zaten. Haritalara yazınca çıkıyor. Kaha Dam Dom mu neydi? Bakınca bulursunuz. Zaten bunu şu arkadaki evden hatırlarsınız. Gezecek yerler yazınca çıkmıyor. Ben olduğumuz yerdeki haritayı açtım. Yukarı doğru şehrin diğer tarafına doğru baktım haritada. Buraları öyle buldum. 2'de 2 vallahi. İkisi de çok güzeldi. Burayı çok beğenirsiniz. Bayağı doğa olarak çok iyi.
Güzel ev yapmış. Aynen. Şeyin gölün tam şurada, karşısında. Tam göle sıfır ya. Aradan sadece bir tane yol geçiyor. Evet. Sıfır ev yapmış adam ya. Çok güzel, çok beğendik. Görkem'e de boşta öğretmeye çalışıyoruz şimdi. İlk kez motor kullanıyor kendi başına. Başka bir yere giderken böyle bunları gördük, budaları. Buda ailesi. Aynen. Yine başladım buda esprilerine. Gerçekten buda ailesi. Baksana baba. Hani. Yeni yapılıyormuş Görkem, öyle dedi. Yeni yapılıyor, bak şu ejderhayı boyamışlar diye. Aynen. Ha, o baya güzel oluyor ama ha bu arada.